Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank mobil uygulamasında IBAN ve hesap numarası ile para transferi işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle transferler ve ödemeler menüsüne giriş yapıyorum. Ardından para gönder seçeneğinden ilerliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeni kişi veya yeni grup diyerek para gönderme işlemini yapabiliriz. Yeni kişi diyerek ilerledim. Alıcıya ait bilgileri girmemiz için yeni alıcıya transfer seçeneğine giriş yaptım. Burada IBAN ile ilerleyerek devam ediyorum. Alıcıya ait IBAN bilgisini buraya dolduruyoruz arkadaşlar. Ardından alıcının isim soy isim bilgilerini bu eksik olan tarafı tamamlayarak devam ediyoruz. Ardından devam diyorum. Burada gördüğünüz gibi karşımıza bilgi tutmak dolduruldu. Bu adımdan sonra kaç TL'lik bir tutar göndermek istersek onu yazdıktan sonra gönderici hesabımızı belirliyoruz. Eğer karttan bir gönderim yapacaksak kredi kartımızı da seçebiliriz arkadaşlar. Burada alıcı bilgileri karşımıza dolduruldu. Transfer tipini buradan seçebiliriz. Gördüğünüz gibi konut kirası, iş yeri kirası, diğer kiralar, çalışma ödemesi gibi birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Burada bireysel ödemeyi seçtim. Eğer açıklama doldurmamız gerekiyorsa da buraya açıklamaya girerek ilerleyebiliriz. İleri tarihte bir transfer yapmak istersek de burada gördüğünüz gibi tekrarla seçeneğinden tek seferlik veya haftalık, aylık, örneğin kira ödemeniz mevcut. Buradan veya çalışan maaş ödemesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aylık olarak belirledikten sonra istediğiniz tutarda ödemeyi yapabiliyorsunuz. Öncelikli olarak hangi gün ödeme yapılacağını belirliyorsunuz. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini seçtikten sonra deneme günü sayısını da belirleyebilirsiniz burada arkadaşlar. Devam ederek ilerleyerek artık bu belirlediğimiz tarih aşamasında para transferini yapabiliriz. Yalnız mevcut olarak şu an göndermek istersek devam dememiz yeterli arkadaşlar. Eğer mesai saatleri dışındaysak EFT işlemleri maalesef bir sonraki güne sarkıyor arkadaşlar. Bu da aslında şu an devam dediğimiz takdirde fest işlemine yönlendirir bizi. Çünkü saat mesai saatlerinin dışında olduğu için fest işlemiyle küçük bir tutar karşılığında 7/24 istediğimiz yerden istediğimiz şekilde para transferi yapmasını mümkün kılıyor. Burada hesap no ile nasıl yapıldığını hızlıca bakacaksak olursak burada para gönder diyorum, yeni kişi ediyorum. Hesap numarası ile devam et diyorum. Burada öncelikli olarak banka seçimini yapmamız gerekiyor. Bankayı seçtikten sonra şube adı ve kodunu doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu adımda ardından hesap numarasını bu alana doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Alıcının hesap numarasını doldurduktan sonra devam diyoruz. Az önceki gibi gönderici hesabını seçtikten sonra ileri tarihli veya şu anda gönderimi yapabiliriz. İstediğimiz miktar yazdıktan sonra devam diyerek artık para transferi işlemini tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.